الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah mahlukatı yaratmayı irade eyledi ve bütün varlığı yarattı. Yaratmış olduğu mahlukatı ve varlığı içerisinde insanoğlunu eşref-i mahlukat ilan etti. Yaratılanların en şereflisi. Ve insanoğlunu yaratmış olduğu diğer mahlukattan ve canlıya vermediği birçok üstün özellikler verdi. Vermiş olduğu özel üstün özelliklerin başında akıl ve tefekkür geliyordu. Ve Allah ilk insanoğlu, insanlığın babası Adem babamızın yeryüzüne inmesini murad eyledi. Ve Allah-u Teala akıl sahibi insanlar ne zaman ki Allah-u Teala'nın eşref-i mahlukat olduğunu, kendilerine hiçbir varlığa verilmeyen birçok nimetlerin verildiğini unuttular da yeryüzünde fesat çıkartmaya başlayınca, yeryüzü insanoğlunun çıkarmış olduğu fesadı tahammül edemeyecek, yüklenemeyecek, gökyüzü tahammül edemeyecek hale gelince Allah eşref-i mahluk olan insanoğlunun yeniden Rabbine yönelmesi için elçiler gönderdi. Hazreti Adem babamızdan son ve eşsiz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar böyle. Ne zaman ki insanoğlu Allah'ın kulu olduğunu, eşref-i mahlukat olduğunu, akıl sahibi olduğunu, tefekkür sahibi olduğunu, kemala, dünyadaki görevinin kemala erişmek olduğunu unuttu da yeryüzünü yaşanmaz haline getirince Allah elçilerini gönderdi. Ta ki en son elçi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın geline kadar. Ve Allah Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yeryüzüne gelecek son elçisi Hatemul Enbiya olduğunu Kur'an-ı Hakim'inde ilan etti. 1400 küsür senedir yeryüzüne gökyüzünün talebeleri olan muallimi has, özel öğretmen olan Cebrail'in elinde yetişen hiçbir peygamber gelmedi ve gelmeyecektir de. Kıyamete kadar da gelmeyecek. Pekala, eşref-i mahlukat olan biz insanoğlu bu 1400 sene ve bundan sonra yine kendinden öncekilerin ya düştüğü hataya düşer de yeryüzünü yaşanmaz, gökyüzünü koklanmaz hale getirdiği zaman biz insanoğlunu doğru yola kim iletecek? İşte son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden sonra artık kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyeceğini, kıyamete kadar insanoğluna kendisinden sonra kendisinin varisleri olan alimlerin yön göstereceğini, yol göstereceğini bildirdi. El ulema veresetul enbiya buyurdu. Alimler peygamber varisleridir. Nahnu ma'aşerel enbiya, biz peygamberler topluluğu La nuverrisu dinaran ve la dirheme. Biz peygamberler topluluğu dirhem veyahut da dinar bırakmayız. Biz arkamızda ilim bırakırız miras olarak. O ilmin varisleri de alimlerdir. Ne zaman ki insanoğlu gökyüzünün eğitiminden geçmiş peygamberlere tabi oldu, yeryüzü iflaha erdi. Ne zaman ki insanoğlu gökyüzünün
talebeleri olan, peygamberlerin talebeleri olan alimlere, ilim ehline, ilim erbabının eteğine sarıldı, yanından ayrılmadı. Bunlar peygamber varisidir diyerek bunlara gösterilen, ehli ilme gösterilen edep, hayanın, hürmetin peygambere, peygamber üzerinden de Allah'a olduğunu bildi. İşte o vakit yeryüzü güllük gülistanlık oldu. Ne zaman ki biz bu silsileyi kaybettik muhterem kardeşlerim, bugün ümmet olarak bir vehametin içerisine düştük. Vaazlarımız defer etmez oldu. Evdeki evlatlarımız bizi dinlemez oldu. Daha da ötesinde kendi uzuvlarımız dahi, kendi azalarımız dahi bize isyan eder oldu. Kulağımız bizi dinlemeden haram şeyleri dinlemeye başladı. Ayaklarımız gitme dememize rağmen gidilmemesi gereken yerlere gitmeye başladı. Gözlerimize bakma, harama bakma, kendine hakim ol dememize rağmen bizi dinlemez hale geldi. Ve bugün ümmetin hali ortada. Bunun tek bir ana sebebi vardır ki o da muhterem kardeşlerim, bizim gökyüzünün talebeleri olan, Allah'ın özel kulları olan peygamberlerin bize varis olarak bıraktıkları ilim ehli ve alimlerimize sahip çıkmayışımızdan dolayıdır. İşte bu mesabede Sayın Kaymakam'ın, muhterem hazurun, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle ilçe müftülüğümüz olarak kış aylarında uzun gecelerini değerlendirme adına her ay burada inşallah sözü ehline tevdi ediyoruz. Sözü sahibine veriyoruz. Başlığı ve projesi altında öncelikle Afşin'in kendi evladı olan hocalarımızı, değerlerimizi, ilahiyatçılarımızı Afşin halkımızla buluşturacağız inşallah. Daha sonra Afşin'in genişini açılacağız. Rabbim nasip ederse bu şekilde külliyemizi, Rabbimin bizlere nasip etmiş olduğu bu külliyemizi, bu gençlik merkezimizi şu an Halk Kütüphanesi olarak kullanıyoruz. Birer suffe medresesine çevireceğiz inşallah. Bu hep birlikte olacaktır. Biz bunu yapmaya çalışacağız ki muhterem kardeşlerim, Peygamber-i Zişan Efendimizin şahsiyet ve kimlik oluşturmak için bizlere emanet ettiği Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyyesine aşık olalım. Bu mesabede ilk programımız sayılacak bu programımızda bizleri kırmayarak buraya, kendi memleketine, baba ve baba ocağına gelen muhterem hocam Hüseyin hocama sizin huzurunuzda Afşin adına teşekkür ediyorum. Vaktin az olması, yatsı ezanının okunmaya bir 45 dakikalık bir zaman dilimi kalması sebebiyle doğrudan hocamızdan istifade etme adına sizleri kürsüde Sayın hocamla birlikte baş başa bırakıyorum. Rabbim